Bilimsel Adam'da bu hafta KTM 690 Enduro R versiyonunu test ediyoruz. Bu R şu ara habire R'dan gidiyoruz zaten. Her test ettiğimiz bir R namus hep R, hep R. Bu motor 2008'de yeniden doğmuş bir motor. Aslında eskiden 640 LC4 diye bir versiyonu vardı KTM'nin. İşte böyle enduro işlerine satılan bir motordu. Çok seviliyordu, çok popülerdi. Bir takım sıkıntıları vardı onun. Daha ağırdı. Hafifletmişler. İşte karbüratörlüydü. Enjeksiyon gelmiş. İşte yakıt deposu önde arkada falan gibi kavgası vardı. Buna arkaya gelmiş. Böyle işte şasi değişmiş. Kafes şasiye dönüşmüş. Böyle bir takım değişiklikler olmuş. KTM çok meşhur olduğu için biz anlatırken muhakkak böyle kulak kesilenler olmuştur. Ya bu KTM falan. Bundan hani 5-6 sene evvel motosikletleri böyle sadece sürülmeyecek bir şey, çok tehlikeli falan diyen adamların bile bugün böyle KTM'nin sıkı savunucusu olduğunu görüyoruz. Hani bu markanın ayrı bir yeri var birçok insanın kalbinde. Çünkü bu marka senelerdir Dakar yarışlarında sürekli şampiyon oluyor. Hani bir zamanlar iflas edip sonradan kurtarılmış bir şirket KTM aslında. Ve senelerdir şampiyon oluyor. İşte çok iddialı, hep spor, işte hiç şey yok böyle herhangi bir konudan taviz vermek yok. Hep asabi, hep agresif, hep sert amortisör. İşte gaz tepkisi sert, sürmek için böyle şey olmak lazım, biraz kondisyonlu olmak lazım falan. Bütün bunlar markanın imajını hepimizin kafasında böyle vaa saygı falan diyor herkes. Ecnebiler, respect falan. Neyse, şimdi genelde o yüzden müşterisi böyle birazcık daha şey oluyor. Nasıl desek? Hani okumuş mu desem, böyle sanatçı mı desem, biraz daha ülkemizin belli bir köşesinde yaşayan abiler oluyor. Dolayısıyla hani KTM'yi bizim gibi apaçiler pek sürmüyor. Öyle bir durumu var. Hani bunu motordan anlayan biner falan gibi bir hali var. Kimisinin hoşuna gidiyor, kimisinin hoşuna gitmiyor ama motoru sürdükten sonra o kafadaki ön yargılar geçebiliyor bir anda. Çok güzel gidiyor çünkü. Yoldaki performans için doğru düzgün ön disk var. Genelde aracı motorlarında ön disk biraz şey yapılır. Yani enduro bunun ön frene çok şey yapmaz diye. Çünkü arazide daha çok arka fren kullanıyoruz. O yüzden çoğunun arka freni tabak gibi. Gördüğünüz gibi dev gibi. Frenler falan müthiş. Çelik fren hortumu kullanılmış. Hani baştan performans geliyor. İcabında çantayı takıp seyahate gitmek, gittiğiniz yerde dağda bayırda zıplayıp hoplamak mümkün. Hani böyle dev gibi Bavyeralılar var. Onlar ben araziye giriyorum falan diyor. O yalan o. Bununla araziye giriliyorsa hani bu alet 150 küsür kilo. Her şey dahil. Öbürü 250 küsür kilo. Hani arada 100 kilo fark var. Büyük enduro ile araziye giriyorsan o yalan. Bununla giriliyor ama. Biz deniyoruz. Denedik. Hakikaten bayıldık. Atlaması, zıplaması, hoplaması için işte 48 milimetrelik ön amortisör koymuşlar. Müthiş. İşte arka amortisörler White Power. Bu White Power çok iddialı bir amortisör markası zaten. Yani onları da güzel. İşte Magura Gidon. İşte elcikler, melcikler, bir şeyler. Pardon, Rental. İşte Magura elcikler. Böyle her şey arazinin, sporun, o firmaların böyle en krallarını getirmişti. Bunlar buraya eklenmiş. İncecik sele, ayak bilekleriyle sıkarak tutuyoruz. Hani şuramızla motoru burayla tutuyoruz. O yüzden bu botların buraları böyle süet falan. Ayağa kalktığımızda motoru böyle rahat tutalım diye gösterelim. Şöyle motoru hep böyle tutuyoruz, gazlıyoruz. Gidonu bayağı yüksek yapmışlar. Normalde bir sorundur. Hani sıfır alınan enduro motorlarda bu böyle şey olmaz. Yükseltmek gerekir gidonu. Yoksa şu normal sürüş pozisyonu olan şu dikdörtgeni yaptığımız zaman bu böyle aşağıda kalır. O zaman bunu herkes yükseltir. KTM bunu düşünmüş.
Ona göre bu 690 Enduro R için bunu yüksek yapmış nispeten. Artı ayar imkanları da var bir sürü. Amortisörler full ayarlı. Sürüş modları var. Bu da güzel. Yani arazi için ayrı, ıslakta, yağmurda, sokakta kullanmak için ayrı sürüş modları eklenmiş. Bir sürü şey var. Bir sürü eğlence var. Bunları tabii yavaş yavaş tanıyoruz biz de. Yani çok uzmanı olduğumuz bir konu değil ama çok keyifli. Dikkatli olunmazsanız biraz tecrübe istiyor. Hani eşek tepmiş filanca derler ya. Hakikaten adamı eşek tepmiş gibi yapabilir. This is recreation. Set your station and get your place in a comfy seat. Pump this beat. Pressure will set the occasion for your entertainment. I work hard on my flows. This scene is full of fooling MCs. I wear hard as the shows. And every hip hop head's a critic. Cause some hip a stage hard. I couldn't get these assholes open at a gay bar. Bunu çok beğendik. Çok eğlenceli. Bir sorun belki hani arazide iyi bakım, iyi servis görmemişse başınıza bir iş gelirse atıyorum zincir mincir koparsa dağ başında kalma korkusu olabilir. O sakat. Ona dikkat etmek lazım. 12 litrelik depoyu çok çabuk tüketebiliyor. Açarsak. 2,5 litresi bunun. Rezerv. Zaten rezerve düşünce bu küçücük ekranda bir tane ışık çıkıyor. İşte tribe geçtim. Sarı benzin deposu işareti falan bir şeyler. Böyle bir durum. Ha bir başka eleştiri noktası şu egzoz olabilir. Benim üstümü başımı pişirdi. Bak eritti her tarafımı. Şöyle bir ya şuradan tutayım dedim. Jos yapışıverdi. İşte hem. O öyle birazcık açıkta kalmış. O bizim de hani şeyimize geldi. Heyecanımıza ya ne güzel arazi motoru falan diye. Böyle bir durum. Tavsiye ediyoruz kesinlikle. Tabii bir dezavantajı var. ÖTV'nin azizliğinden etkilendiği için birazcık fiyatlar yüksek kalıyor ama yapacak bir şey yok. Devlet. Devlette bir şey diyemeyiz.